Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, beni ehadiyet ve vahdiyet denizinin derinliklerine daldır. Ferdaniyet hükmü ve satvetiyle takviye et. Et ki yüzümde rahmet ve kurbiyetin eserleri parlasın. Senin inayet, izzet ve heybetini kuşanayım. Terbiye ve talimin ile mükerrem ve mübeccel olayım. Böylece rahmetinin engin atmosferine yükseleyim. Allah'ım, izzet ve kabul hilatlerini bu kuluna da giydir. Vuslat ve vusul yollarını benim için de aç. Şeref ve vakar tacıyla beni de taçlandır. Dünya ve ukbada benimle sevdiğin kullarının arasını telif buyur. Esma-i Hüsna'nın nurundan, isminin nuruyla beni heybet ve satvetle rızıklandır ki, kalpler ve ruhlar bana, benim yoluma inkiyat etsinler. Nefisler ve bedenler de başlarını eğsinler. Ey zorba tiranların kendisine boyun eğdiği, Kisraların huzurunda iki büklüm olduğu yüceler yücesi Allah'ım, senden sadece yine sana sığınılır. Senin kapından başka bir kurtuluş kapısı yoktur. Yardım sadece senden gelir. Tevekkül yalnız sana olur. Ne olur hasetçilerin tuzaklarını ve inatla, ısrarla düşmanlık yapanların karanlık komplolarını benden uzaklaştır. Beni koru, bana merhamet et. Ve ey merhametliler merhametlisi, beni izzetinin tahtı tasarrufuna al. İlahi, razı olduğun şeyleri tahsil yolunda benim zahir ve batınımı teyit buyur. Gayret ve çabanın yalnız senin için olduğu yollara muttali olabilmem için de lütfen kalbimi ve sırrımı nurlandır. Allah'ım, kulun tas tamam bir itimat ve güven ile kapına gelmişken, haybet ve hüsran içerisinde hiç geri çevirir misin sen? Ve ihsanından nasıl ümit kesebilirim? Sen bana dua ile talepte bulunmamı emretmişken, işte fakir, huzuruna gelip dergahına iltica ettim. Yalvarıyorum ne olur, benimle bana düşmanlık besleyenlerin arasını doğu ile batı arası kadar uzak tut. Israrla düşmanlık besleyen o zalimlerin gözlerini görmez hale getir. Ayaklarını sars ve ululuğunun celali, kutsiyetinin nuruyla onların şer ve zararlarını benden uzak eyle. Hiç şüphesiz sen, sana münacatta bulunanlara re'fet ve rahmetinin lütuf tecellileriyle mübeccel ve mükerrem nimetlerin en büyüklerini ihsan eden Allahu Azimüşşansın. Beni de kutsiyet ve yüceliğinin ululuğuyla muhafaza buyur. Muhakkak ki sen yegan ilahsın. Senden başka bir ilah yoktur. Sen teksin. Senin şerikin bulunmaz. Yine biz şehadet ederiz ki Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam senin kulun, elçin, habibin ve hulasa-i mevcudat ve ruhu seyyidül kevneyn olan seçkinlerden seçkin Resulündür.